Tom Güç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ekonomik faaliyet türleri konusunu işleyeceğiz. Bu gündelik anlamda sürekli hayatımıza çıkan, karşımıza çıkan bir konu diyoruz. O zaman hadi bakalım ünite içerimizde bizi neler bekliyor? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda öncelikle ekonomik faaliyet türlerinden bahsedeceğiz ve bu ekonomik faaliyet türlerinin genel özellikleri nelerdir onlardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda ulaşım sistemleri ve iletişim sistemlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi, bunların gelişiminde nasıl bir rol aldığı konusuna değineceğiz ve ülkelerdeki çalışma çağındaki nüfusun. Biz mesela nüfusu anlatırken yaş gruplarına göre ne dedik? 0-14 yaş grubu dedik. Onun dışında mesela 15-64 yaş grubu dedik. Bir de 65 üzerindeki yaş grubu demiştik, değil mi? Mesela bunları da şöyle ayrıştırmamız gerekirse 0-14 yaş grubu genç bağımlı nüfus olarak karşımıza çıkıyor. 65 yaş üzerindeki yaş nüfusu ise yaşlı bağımlı nüfus olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada 15-64 yaş arasındaki nüfus aktif ya da diğer ismiyle dinamik nüfus olarak bizim karşımıza çıkmakta. İşte biz bugün bu ekonomik faaliyet türlerinde insanlar 15-64 yaş arasında herhangi bir sektörde çalışmak zorunda. Bu sektörlerde çalışan nüfusun oranının ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında nasıl bir bağlantısı var ondan da bahsetmiş olacağız. Ve dersimiz bittiğinde bu ekonomik faaliyet türlerini çevrenizde gördüğünüzde evet bu birincil ekonomik faaliyet grubunda, evet bu üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışıyor ya da akşam evde annen ya da baban geldiğinde baba sen üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışıyorsun ya da anne sen beşincil ekonomik faaliyet grubunda çalışıyorsun diyeceksin. Hemen ders bittiğinde yazılar geliyor ve yazılda burada mutlaka bir soru gelecek, yıldızımızı attık. Ne yapıyorsun? Sıfırdan ona coğrafya kitabında 142-146. Sayfaları çözüyorsun. Dinamo Coğrafya Soru Bankası kitabında da 124-130. Sayfayı çözüyorsun. Çünkü yazılarımız da geliyor. Burayı da bu dönemi de dört dörtlük atlatabilmemiz için konularda soruları mutlaka çözmemiz gerekmekte. Haydi bakalım ekonomik faaliyet türleri. Özellikle sevgili arkadaşlar, insanlar yaşamlarını devam ettirebilmek için, daha iyi bir hayat standardına ulaşabilmek için, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çeşitli meslek gruplarında çalışmakta. İşte biz bu meslek gruplarına ekonomik faaliyet türleri demekteyiz. Öncelikle ana ekonomik faaliyetlerimiz nelerdir dersek, birincisi ana ekonomik faaliyet grubumuzda tarım sektörü var. İkincisi ana ekonomik faaliyet grubumuz sanayi sektörü. Üçüncüsü ise ana ekonomik faaliyet grubumuz hizmetler sektörü. Bakın dikkat edin. Burada hizmet demedim, hizmetler dedim. Lereki ise burada birden fazla grubu da içerisine dahil edeceğiz diyebiliriz. Ve bunlar gelişen ve çeşitlenen ekonomik faaliyetler bu sınıflandırma yönteminde de değişikliğe neden olmuştur diyebiliriz. Özellikle birçok iş kolunu kapsayan hizmet sektörü. Ler diye burada zaten yazmıştık ya. Bu işte hizmetler sektöründeki bu yeni bir sınıflandırma ihtiyacının da ortaya çıkmasına neden olmuştur diyebiliriz. Biz burada ekonomik faaliyet türlerini 5 alt grupta anlatacağız. Nasıl? Şimdi en eski dönemi düşünürsek. Neresi burası? Paleolitik dönem. Paleolitik dönemde insanlar ne yapıyor? Avcı ve toplayıcı. Daha yoğun ölçekli doğada bulduğu unsurlardan beslenmeyi sağlıyor ve tüketici konumunda. Bizim bu faaliyet gruplarımız neolitik dönemle birlikte ortaya çıkmıştır da diyebiliriz. İnsanoğlu neolitik dönemde su kenarlarında tarımsal faaliyetler yürütüyor ve bizim ekonomik etkinliklerdeki ilk grubumuz o zaman birinci kısmımız nedir? Tarımsal faaliyetlerdir. Daha sonraki süreçte tarımla birlikte ticari faaliyetler ortaya çıkıyor, dini faaliyetler ortaya çıkıyor ve sanayi devrimi ile birlikte biz doğal kaynakları yoğun ölçekte kullanıyoruz ve burada da en yoğun ölçekte kullandığımız ilk kaynağımız kömür. Kömürle birlikte de ne var? Demir var. Ve kömür ve demiri biz sanayi tesisleri içerisinde demir çelik fabrikalarında
çeliğe dönüştürmekteyiz. O zaman tarımsal faaliyetlerle birlikte hayatımıza sanayi faaliyetleri girdi ve günümüzde bu dijital kısmını döndüren, o baş döndüren değişimi farklı sektör gruplarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geldik o zaman ilk kısım, yani birincisi, birincil ekonomik faaliyet grubu. Bak şimdi cümlede ne diyor? Temel maddelerin doğrudan ya da dolaylı olarak doğal çevreden temin edildiği ya da edilmesine dayalı sektörler grubudur diyebiliriz. Biz o zaman burada doğrudan ya da dolaylı bir şekilde doğadan faydalanıyorsak, birinci ekonomik faaliyet türleri genel itibariyle insanların ihtiyaç duyduğu temel besin maddelerinin elde edilmesi ve diğer üretimler için ham madde kaynağı sağlanmasına dayalıdır diyebiliriz. O zaman bak, burada besinler var mı? Var. Ve diğer sektörlere, şuraya da şöyle diğer sektör diye yazalım. Diğer sektörlere de ham madde üretimi var mı? Var. Mesela biraz önceki kısımda Neolitik ve Paleolitik dönem demiştik ya, burada tüketici insanlar ne yapıyor burada? Avcılık faaliyetleri yürütüyor. O zaman birinci ekonomik faaliyet grubunda avcılık var, toplayıcılık var, madencilik var, tarım var, hayvancılık var, balıkçılık var, ormancılık var. Bana mesela öğretmen, yani size öğretmeniniz o ikinci dönem ikinci yazılıda şunu diyebilir. Farklı sektörleri verebilir. Bunların hangi ekonomik faaliyet grubu içerisinde bulunduğunu sorgulatabilir. Ya da sana der ki birinci ekonomik faaliyet grubu nedir? Örnekler vererek açıklayınız der. O zaman da ne yapacaksın? Diyeceksin ki temel maddelerin doğrudan ya da dolaylı bir şekilde doğadan temin edilmesine dayalı sektörler grubudur. Ya burada besin üretimi var ya da burada diğer sanayi tesislerine ham madde üretimi var diyeceksin. Madenciliği, tarımı, hayvancılığı, ormancılığı, bunların hepsini yazacaksın. Mesela biraz şöyle tarımdan bahsetmemiz gerekirse, tarım dediğimiz zaman tahıl olabilir, sebze olabilir, meyve ürünlerinin üretimi olabilir, ekme, biçme, sulama, dikme olabilir ve bunları kapsayan sektördür. Biz tarımda çalışan kişiye ne diyeceğiz? Çiftçi diyeceğiz. O zaman çevrenizde görmüş olduğunuz çiftçiler birinci ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır. Geldik devamında hayvancılık. Hayvancılık kısmında ne var? Et üretimi var, süt üretimi var, yumurta üretimi var, yün, deri, bal üretimi var. Bunların üretimi. Büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık. Bu grup buraya girecektir. O zaman hayvancılıkta çalışan kişilere biz ne diyeceğiz? Çoban diyeceğiz. Çobanlar da o zaman ne oldu? Birincil ekonomik faaliyet grubunda oldu. Balıkçılık, okyanusları düşünebiliriz, denizleri, gölleri, akarsuları düşünebiliriz ya da barajları düşünebiliriz. Bunlardan avlanan kişiler buraya dahil edilecektir. O zaman balıkçı ya da ormancılık dediğimiz kısım ne var burada? Yakacak odun temini diyorsa, kereste üretimi, tomruk üretimi diyorsa, mobilya ya da kağıt sanayisine ham madde sağlıyor diyorsa. Bak tekrar söylüyorum. Mobilya ya da kağıt fabrikasına ham madde üretimi sağlıyorsa bu da ormancıdır. Bunu da ormancı diye vermeyebilir. Bazen şöyle verebilir. Orman işçisi diye verebilir. Sen direkt burada işçiyi görünce hemen sanayi ikinci ekonomik faaliyete girme. Orman işçisi ormancıdır. Ve bir ormancı sanayi tesisine ham madde sağlar. Bak diğer sektörlere ham madde sağlayacaktır. Birinci ekonomik faaliyet grubu, bunu unutmayalım. Madencilik üretimi. Burada enerji üretimi var. Çeşitli sanayi tesisleri var. Buralarda kullanılabilecek ürünleri ortaya çıkaran kısım da madenciliktir. Madencilik kısmında çalışan kişiye de biz maden işçisi diyoruz. Bak Allah'ını seven şu orman işçisiyle maden işçisini unutmasın. Mesela bana şunu derse, bir demir madeninde çalışan işçi derse bu birincil ekonomik faaliyet grubundadır diyebilirsiniz. Tamam mı? Şimdi niye böyle dediğimi daha iyi anlayacaksınız. Geldik ikinci kısım. Kimdir bu? İkincil ekonomik faaliyet grubu. Şimdi birincil ekonomik faaliyet grubunda elde edilen bazı ham maddeler var mı? Var. Bak ham maddelerimiz mevcut. Ya da burada yarı işlenmiş maddeler var mı? Var. İşte bu maddelerin mamül madde haline getirilmesi işlemi. Yani kullanılabilir hale getirilmesi işlemidir. Ham maddeyi şuraya da şöyle yazayım. Eğer ki ben mamül madde haline getiriyorsam bu sektör grubu hangisidir derseniz ikincil ekonomik faaliyet grubudur diyebiliriz.
Özellikle bu faaliyetler, küçük çapta atölyeleri düşünün ya da çok büyük ölçekteki fabrikaları düşünün, buradaki üretim ortamlarını kapsamaktadır. Yani biz eğer ki herhangi bir fabrikada çalışan bir işçiden bahsetmek zorundaysak, bak fabrikada çalışan bir işçiden bahsetmek zorundaysak, o zaman bu ikincil ekonomik faaliyet grubunda çalışıyor diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Peki bu ne zaman ortaya çıkan bir sektördür derseniz, tabii ki de arkadaşlarım ilk tohumunun İngiltere'de atıldığı sanayi devrimi ile birlikte ortaya çıkan sektör grubu olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Tamam mı? Bak bunu da unutmayalım. Sanayi devrimi ile aynı zamanda bu hız kazanmıştır diyebiliriz. Mesela burada kim var? Sanayi tesisinde çalışan işçiler. Sanayide ne yapılıyor? Sanayide ham maddeler atölye ve fabrikalarda imalat sürecine giriyor ve kullanılabilir ürün haline geliyor. Bu mesela çok küçük bir eşya olabilir ya da çok büyük bir gemi, araba, uçak olabilir. Yani illa sanayi deyince büyük bir üretim bölgesi düşünmeyin. Küçük çapta atölye tesislerini de düşünebilirsiniz. Mesela ben burada birincil ekonomik faaliyet grubu derken demir madeninde çalışan işçi dedim mi? Hemen şöyle geri alalım. Demir madeninde çalışan işçi dedim mi? Dedim. Ama eğer ki bu işçi demir madeninde değil de demir çelik fabrikasında çalışan işçi diyorsa, bak demir çelik fabrikasında çalışan işçi diyorsa, o zaman da bu ne olacaktır? İkincil ekonomik faaliyet grubu olacaktır. Bunun dışında ikincil ekonomik faaliyet grubunda sadece fabrikalar yer almaz. Mesela inşaat faaliyetleri de yer alır. Burada bizim başta mesela neyimiz var? Barınma ihtiyacımız var. Ya da iş yeri ihtiyacımız var. Konut yapımı olmak üzere fabrika, kara ve demir yollarını düşünebiliriz. Bunların yapılmasındaki çalışan kesimdeki insanlar gene buraya girecektir. İnşaat sektöründe çalışanlar burada ve aynı zamanda petrolü düşünebiliriz, kömürü düşünebiliriz ya da doğalgazı düşünebiliriz. Bunların üretimindeki o termik santraller var ya, termik santraldeki üretim yapan kişiler de ikincil ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır diyebiliriz. Geldik şimdi üçüncül ekonomik faaliyet grubuna. Burada doğrudan bir üretim yok. Burada genel itibariyle diğer sektörlere ürün hizmeti sağlama esası vardır. Nasıl dersek, üçüncül faaliyet grubunda özellikle insanların ihtiyaç duyduğu ne olabilir? Eğitim sektörü olabilir. Eğitim sektöründe kimler var mesela? Öğretmenler var değil mi? Sonuçta öğretmende bir bilgi var. Mesela beni düşünün, eğitim sektöründe çalışıyorum ve üçüncül ekonomik faaliyet grubunda bulunmaktayım. Ve bu bilgiyi size ne yapıyorum ben? Aktarıyorum. Niye? Çünkü 10. sınıf anlamında sizin bu bilgiye ihtiyacınız var. Burada doğrudan bir üretim var mı? Yok. Daha çok size hizmet esası vardır. Bunu unutmayalım, tamam mı? Ya da onun dışında mesela sağlık sektörünü düşünebiliriz. Burada kimler? Mesela en basit doktorları, hemşireleri düşünebilirsiniz. Ya da hastasını acile gittin, hemen seni nereye gönderiyor? Triyaja gönderiyor. Triyajda bir doktor var. Neyin var? Diyorsun ki doktor bey, doktor hanım, boğazım ağrıyor. Şöyle böyle. Tamam diyor. Sana bir kağıt veriyor. Yeşil, sarı, kırmızı gözlem kısımları olan ve gidiyorsun direkt orada görevliye girişini yaptırıyorsun. İşte o görevli de üçüncül ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır diyebiliriz. Mesela ulaşım sektöründe çalışan şoförleri düşünebiliriz, makinistleri düşünebiliriz ya da pilotları düşünebiliriz. Turizm sektöründe çalışan o görevliler, otellerde çalışan görevliler var ya, onları düşünebiliriz. Ticaret sektöründe çalışan satış pazarlama uzmanlarını düşünebiliriz. Bankacılık sektöründe çalışan bankacıları düşünebiliriz. Ya da pazarlama, güvenlik sektöründe çalışan askerleri, polisleri, güvenlik görevlilerini düşünebiliriz. Sigortacılık sektöründe ya da hukuk sektöründe çalışan avukatları falan düşünebiliriz. Bunların hepsi sevgili arkadaşlar hizmet esası olduğu için üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır. Ticarette ne yapıyoruz? Her türlü ürün üretiminin alımı satımını gerçekleştirmekteyiz. Ulaşımda ne yapıyoruz? Bir kişiyi, bir ürünü, bir malı, bir hizmeti bir yerden başka bir yere aktarmaktayız. İletişimde ne yapıyoruz? Bilgiyi, parayı ya da herhangi bir olayı bir yerden başka bir yere aktarabilmekteyiz. Atıyorum mesela Erzincan İliç'te meydana gelen maden faciasını biz yazılı ve görsel medyada ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. İşte bu sektörde çalışan kişiler de üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışmaktadır diyebiliriz. Geldik bir diğeri. Şimdi biz burada ne demiştik? Tarım sektörü, sanayi sektörü ve
Hizmetler sektörü demiştik. O zaman bak şuraya ben şöyle hizmet sektörü demiyorum. Ne diyorum? Hizmetler sektörü diyorum. O zaman bu lerin içerisinde üçüncü ekonomik faaliyet grubu var. Dördüncü ekonomik faaliyet grubu var. Ve beşinci ekonomik faaliyet grubu da yer almaktadır diyebiliriz. Peki bu dördüncü ekonomik faaliyet grubu nedir dersek? Günümüzde gelişen bir eğitim düzeyi var. Yani bizim ülkemizde de dünyada da okuryazarlık artıyor. Eğitim seviyesi artıyor. İnsanlar artık o üniversitelerden mezun oluyor, yetmiyor. Ne yapıyor? Yüksek lisans doktorasını yapıyor. Gelişen bir eğitim düzeyi var. Teknoloji, bilgisayar, uydu sistemlerinin ortaya çıkardığı, bak burada önemli kısım. Bilgi toplama, bilgiyi işleme, değiştirme, yayma çalışmalarını dördüncü ekonomik faaliyet grubu yapacaktır. O zaman bu kesim genel itibariyle dijital kesim olarak karşımıza çıkacak. Bunu unutmayalım. Burada kimler vardır dersek, donanım, yazılım, ağ işletmenliği diyebiliriz. Mesela yazılım mühendisleri bu alanda yer almaktadır. Grafik tasarım diyebiliriz, reklam yayıncılığı diyebiliriz, CBS yani coğrafi bilgi sistemleri diyebiliriz. Bunlar dördüncü ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır diyebiliriz ve şöyle şuraya da ekstra son dönemde revaçta olan o dijital kısımdaki sektörler genel itibariyle dördüncü ekonomik faaliyet grubunda yer almaktadır. Geldik 5'e. Bunlar artık bir olay olsun. Yani ya evet diyecek ya da hayır diyecek kişiler. Yani bunlar üst düzey kişilerdir. Karar verme pozisyonundaki hem kamu sektöründe hem de özel sektördeki üst düzey yöneticileri kapsayacaktır. Mesela bir şirketin CEO'sunu düşünebilirsiniz. Bir müdür, bir müdür yardımcısı, bir bakan, bir başkan, bir cumhurbaşkanı, bir müsteşarı bu kısımda buraya dahil edebiliriz sevgili arkadaşlar. Bak biraz önce de ne dedik? Hizmetler sektöründe kimler var? Üçüncü ekonomik faaliyet grubu, dördüncü ekonomik faaliyet grubu, beşinci ekonomik faaliyet grubu var. Üçte ne var? Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm. Dörtte ne var? Dijitaller var. Beşte de karar verme pozisyonunda olan kişiler var. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçmiş dönemlerimizi düşündüğümüzde ekonomik faaliyetlerimiz hani ulaşım anlamında, haberleşme anlamında kısıtlı olduğu için daha çok yerel pazarlarda sınırlı sayıda insanlara ulaşmaktaydı. Ama deniz yolunun hayatımıza girmesi, hava yolunun, demir yolunun ya da kara yolunun kalitesinin artması, ekonomik faaliyet türlerinde üretilen bir ürün. Mesela deniz yoluyla Çin'den kalkıp nereye gelebiliyor? Türkiye'ye gelebiliyor. Bu ister istemez uzak mesafelere bu ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmış ve bölgeler arasındaki bu ilişkilerde olumlu anlamda artmıştır. Ve buna bağlı olarak da sektörlerde farklı iş grupları da ortaya çıkmıştır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda son dönemde özellikle o dijitalleşmenin bize sağlamış olduğu en önemli olay, bir bilginin, paranın, bir hizmetin bir yerden başka bir yere daha kolay bir şekilde aktarılmasıdır diyebiliriz. Ve buna bağlı olarak da farklı sektör grupları ortaya çıkmıştır. Özellikle bu dördüncü ekonomik faaliyet grubu bunun en güzel örneğidir diyebiliyoruz. Şimdi geldik ekonomik faaliyet türleriyle ülkelerin gelişmişlikleri arasındaki ilişki. Şimdi şunu unutmayalım arkadaşlar. Ülkelerin özellikle gelişmişlik düzeyleriyle ekonomik faaliyet grupları arasında sıkı bir ilişki var. Yani biz buradaki ekonomik faaliyet gruplarında çalışan nüfusu alıyoruz. Yani 15-64 yaş arasındaki kitleyi almaktayız. Bu kitle hangi sektörde çalışıyorsa o ülkenin gelişmişliği hakkında bana ne yapabilir? Yorum verebilir. Özellikle şöyle düşünelim. Eğer ki bir ülkede, hemen ben yeşil renk tonumu alayım burayla uyumlu olsun. Eğer ki tarım sektöründe çalışanların oranı fazlaysa, aşağıda mesela iki tane ülke vermişim ben ve bu iki tane ülkede çalışan nüfusun, yani 15-64 yaş arasındaki nüfusun hangi sektörlerde çalıştığına bakacağız. Bak mesela ikinci ülkede halkın, yani çalışma çağındaki nüfusun %73'lük kesimi nerede çalışıyor? Tarım sektöründe çalışıyor. Ama şimdi geldim, şunu şöyle sileyim, bunu da şuradan sarı renk değil de şu renkli alayım. Buraya da şöyle bir numara dedim ve bir numarada da bu ülkede de hizmetler sektöründe çalışanların oranı oldukça yüksek. Eğer ki arkadaşlar şunu unutmayalım. Bir ülkede hizmetler sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazlaysa o ülke o kadar gelişmiş bir ülkedir. Eğer ki bir ülkede
tarım sektöründe çalışanların oranı ne kadar fazla ise o ülke o kadar az gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz. Buna da dikkat etmemizde oldukça büyük fayda var diyoruz. O zaman bak, bu ifadelere bakarak birçok yorum ne yapabilirim? Yapabilirim. Gelin hep birlikte yapalım. Bak şimdi ne demiş? Burada vermiş. Şuna şöyle ben birinci ülke diyeyim. Şuna da şöyle ikinci ülke diyeyim. Çalışan nüfusun, hatta şöyle düzeltelim. Bu birinci ülke, hemen şöyle alıyorum. Bu birinci ülke, bu da ikinci ülkemiz, tamam mı? Bak birinci ülkede çalışan nüfusun sektörel dağılımına baktığımda %76'lık kısmı, yani yeşil, hangi sektörde istihdam edilmiş? Tarım sektöründe istihdam edilmiş. O zaman bu birinci ülkemiz gelişmişlik anlamında nasıl bir ülkedir derseniz, az gelişmiş bir ülkedir. O zaman ben buraya şöyle birinci ülke diye buraya bunu alayım. Devam ediyorum. Şimdi geldim bu ikinci ülkeme. İkinci ülkeme baktığımda neyi dikkat ettim? Hizmetler sektöründe çalışanların oranı oldukça yüksek. O zaman ikinci ülkemizde ne oldu? Gelişmiş bir ülke oldu. O zaman şuraya da şöyle ikinci ülkeyi yazıyorum. Hadi gelin hep birlikte buradaki boşluk kısımlarını da dolduralım. Hemen şöyle biraz da kalem boyutumu küçültmem gerekirse daha güzel olacaktır diyebilirim. Hemen birinci ülkeden bakalım. Birinci ülkeyi biz ne dedik? Az gelişmiş bir ülke dedik. O zaman az gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen milli gelir nedir? Daha düşüktür diyebiliriz. Hemen şuraya şöyle düşüktür diye yazdım. Devam ediyorum. Şimdi az gelişmiş ülkeyi düşündüğümüzde hemen bunlara da örnek verebilirsiniz ülke anlamında. Mesela buna ben Çat diyorum. Buna da geldim. Mesela ne diyelim? Buna da İsveç diyelim. Tamam mı? Gelişmiş bir ülke ve az gelişmiş bir ülke. Bunları örnekliyoruz artık. Şimdi geldim devamında. Birinci ülke çattı değil mi? Ortalama yaşam süresi çatta nasıl olur? Kısa olacaktır değil mi? Sonuçta az gelişmiş bir ülke, sağlık hizmetleri yeterince gelişmemiştir. Ve çat gibi az gelişmiş ülkeler sanayi ürünlerini ithal mi eder, ihraç mı eder dediğimizde, İthal yani almak, alacaktır değil mi? Sanayi ürünlerini o zaman bunlar ne yaptı? İthal etti. Şehirleşme oranı bu ülkelerde nasıl olur? Daha düşük olur. Kalkınma hızları gene bu ülkelerin daha düşüktür. Nüfus artış hızları oldukça yüksektir. Nüfusun çoğunluğu hangi sektörde çalışıyor? Tarım. Tarım dediğim birincil ekonomik faaliyet grubu değil mi? O zaman şuraya şöyle birincil ekonomik faaliyet grubu diye yazıyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi diğer ülkemize. Kimdi diğer ülkemiz? İsveç. Nüfus artış hızı İsveç'te nedir? Daha düşüktür. Neden? Çünkü nüfusun önemli bir bölümü hizmetler sektöründe çalışıyor. Bundan dolayı bu ülkenin gelişmişlik seviyesi daha yüksektir diyebiliriz. Ve aynı zamanda kalkınma hızları yüksektir. Şehirleşme oranı, hemen şöyle düzeltelim. Şehirleşme oranı İsveç'te daha yüksektir. Kent nüfus oranı daha fazladır diyebiliriz. Sanayi ürünlerini bu ülkeler satarlar. Yani ihraç ederler. Ortalama yaşam süresi sağlık hizmetleri geliştiği için daha uzundur. Kişi başına düşen milli gelir de daha yüksektir diyebiliriz. O zaman buranın uzun lafın kısası şu. Eğer ki bir ülkede tarım sektöründe çalışanların oranı diğer sektörlere göre çok daha fazla ise o ülke nasıl bir ülkedir? Az gelişmiş bir ülkedir. Eğer ki bir ülkede hizmetler sektöründe çalışanların oranı çok daha fazla ise o ülkede gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım, önemli bir ifadedir. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler öğrendik? Ekonomik faaliyet türlerini öğrendik ve bunların genel özelliklerini öğrendik. Bak burası kesinlikle sınavda mutlaka karşına gelebilecek bir konu. Ya burada meslek gruplarını verip bunları birincil, ikincil, üçüncül, dördüncül, beşincil ile eşleştirmeni isteyecektir. Ya da iki tane ülkenin çalışma çağındaki nüfusun sektörel dağılımını verecek. Birincil ekonomik faaliyet grubu, ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyet grubu diye. Burada da hemen ne yapıyorsun? Eğer ki birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazla ise o ülke az gelişmiş.
Üçüncül ekonomik faaliyet grubunda çalışanlarının fazla ise bu ülke gelişmiştir diyorsun. Buna göre de şu balık kılçığı dediğimiz kısımdaki doldurduklarımızı da unutmuyorsun. Ve aynı zamanda ekonomik faaliyet türlerinin sektörel dağılımı ile ülkenin gelişmişliği arasındaki ilişkiden de bahsetmiş olduk diyoruz. Ve karşınızda günün güzel bir ödüllü sorusu var. Cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.